Sen böyle yürürken kula sancakla türkü savaşların geliyor aklan. Başkanım daha önceden bildiğimiz için, ekonomi zamanında güzel şeyler yaptığı için, onun için ben bizzat gönlüm rahat ettiği için geldim buraya. Yani AKP'de yazın bir şey burada kalmaz bence yani. Benim görüşüm tabi hakkına kendisidir. 5 dönemdir AKP'ye, 5 dönemdir AKP'ye ama bundan sonra yalnız. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar beyhude. Deva'nın yükselişini asla durduramayacaklar, asla. En büyük sıkıntısı bizim buradan göç vermemiz. İnsanlar gençlerimizin iş bulabilme imkanı için şeylere gidiyor. Burada en fazla hayvancılıkla tarımla ilgiliydi. Fakat şu anda maalesef o da bitti. İnanır mısınız? Ekonomikten kaynaklı. Bir de köylerde kimse kalmadı. Böyle canlı hayvan besleyenler falan. Maalesef yok. Onun için de dışarıdan geldim. Hatta şöyle de diyebilirim. Buradaki kasaplar Kayseri'den, Çorum'dan getirdiler. Kesmanemiz bile yok. Kalmadı. Kapandı. Peki siz daha önce AK Parti'ye oy verdiniz? Evet. Burada il yönetimi. İl yönetimi. 2000 sonundan sonra gidişat pek hoş olmadı. Ama ısrar etmedik ama partimizi eleştiriyoruz. İşin şekli bu. En büyük eleştiriniz nedir? Neyi yanlış yaptı? Ekonomi ve tamamen dışarıya bağımlı olmamız. Ben en çok şeyden bu. Niye yani bir üretim var iken Giresun'daki kağıt fabrikasını peş peşe. Şu anda benim gözlerim biraz zorda. AK Parti'miz orada. Biraz oyun dağılacak. Oy dağılır diyorsun. Peki alternatifi nedir burada AK Parti'nin? MHP mi, diğer partiler? Yok, MHP tamamen burada aşağı yukarı burası bir tüketli gibi. Çünkü fazla sözcü AK Parti'nin sözcüsü gibi. Çünkü kendi MHP'lerden bilmedi. Kendi şeyinde yerde. MHP'lerin söylediği sözler var. Yani bile verme biraz verilecek. Sana Ali abim gibi kaliteli insanlar. Deva Partisi'nde veya neden oraya gelmiş, Sultan gitmiş. Onun partisinden de şahane bir insan çıkarsa AK Parti'nin bu kadar oy alacağını zannetmiyor. Biz burada AK Parti'nin. 40 yıldır buradasınız. Çok iyi biliyorsunuz o zaman Yozgat. Değil mi bu ürünler? Benim siz bunları köyünüz mü var? Köyünüzde mi yetiştirdiniz? Organik ürünler yetiştirdiniz. Evet. Peki bir ya asıl mesleğiniz bu mu? Başka bir iş yapıyor musunuz? Ben memurum. Memursunuz. Aynı zamanda da aynı zamanda da böyle ürün yetiştiriyorsunuz. Yozgat'ta mesela genç nüfus oranı nedir? Gençler burada iş bulabiliyorlar mı? Yozgat'ta yaşamak istiyorlar mı? Vallahi çalışmak isteyene her yerde iş var. Doğru. Yok, bu genel bir cevap oldu. Hani şu an buradaki durumu ben merak ediyorum. Kalmak istiyor mu gençler yoksa? Gençler daha iyi. İsteyene her yerde her şekilde iş var. Gençler buradalar, gitmiyorlar bir yere diyorsun. Giden de var. Gidenler var. Giden de var. Mesela tayin oluyor, gidiyor. Peki şimdi size şunu sormak istiyorum. Genel olarak Yozgat'ı da içine aldığınızda. Şu an sizce ülkenin şu anki durumda en birinci temel sorunu nedir? Yani bu ülkenin en büyük sorunu nedir? Sorunu içimizdeki ve dışarıdaki hainler. Kimdir o hainler? Hainler belli yani. Kim olduğu yani... İçimizde hainlerin teröre destek verenler kim olduğu belli. Peki şu an ülkede mesela TÜİK'in açıkladığına göre %80 oranında bir enflasyon var. Sizce bu enflasyon oranı normal mi? Yani normal bir oran mı?
Yok, TÜİK açıkladı. Devletin kurumu TÜİK. TÜİK açıkladı. Resmi vallahi rakam. Ben kendi enflasyonumdan şeyim. Bak, sorumluyum. Ben kendim çalışıyorum, çabalıyorum. Hiçbir maddi sorunum yok. Alıyorum, satıyorum, çalışıyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Hiçbir sorunum yok. Param yok, acım diyenlere ben inanmıyorum. Onların kendi sorunu. Çalışmıyorlar ki. Eşek gibi yatıyor, acım diye angırıyor. Aç kalma kardeş. Çalış. Çalış. Git şuradan bir köle yumurta getir, şurada sat. Bir köle bir şey yumurta sat. Aç diye bir var mı ya böyle bir şey? Ne acı ya? Ne kadar yumurta? Yumurta 30 lira. 35 30 lira. 40 lira. Nasıl alıp satacak bu rakamlar? Normal mi sizce bir yumurtanın 30 lira olması? Satsın gitsin köyden. Mesela bu salatanın kilosu ne kadar şu an? 4 kilo 10 lira. 4 kilo 10 lira. Evet. Peki İstanbul'da ne kadar olduğunu biliyor musunuz? İstanbul'da gitmesinler. Ama orada yaşayan insanlar var. Hayır, memleketlerinde kalsınlar. Hayır, İstanbul'sa memleketi, orada çalışıyorsa, orası da yaşaması gereken bir şehir ya. İmkan yaratsın kendine. Anladım. İmkan yaratsın. Peki. Azim var ya, azim. Hı-hı. Azim oldu mu insan ne aç kalır, hı-hı, ne de azim diye bağırır. Yozgatlısınız ve burada yaşıyorsunuz ve şimdi Deva Partisi'nin burada bir mitingi var. Deva Partisi'nin Yozgat'ta da ilk mitingi. Zaten Türkiye genelinde de üçüncü mitingini burada yapıyor. İlk olarak mitingi sorayım. Nasıl karşılıyorsunuz? Önceki Deva Partisi ile ilgili düşünceleriniz neler? Ardından diğer sorularımı yönelteceğim. Yani bilmiyorum ki, oluşum yeni bir oluşum. Ne olacak, nasıl olacak yeni bir parti? Tanıdığımız bir isim ama ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Ben onaylamıyorum açıkçası bu altılı grubun birleşmesini onaylamıyorum. Neden? Sebebi şu, hani ben şahsi görüşüm bu. Bir 5 tane sağ partinin sol partiyle birleşmesini onaylamıyorum. Muhafazakar ve sağ görüşlü olduğum için. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size o zaman bu noktada. Peki yani demokrasi dediğimiz şey de biraz böyle bir şey değil midir? Farklı görüşlerin bir araya gelmesi. Öyledir mutlaka ama hani bu benim şahsi görüşüm. Ben kabullenemiyorum. Ali Bey'i, işte Deva Partisi'ni kabullenmişiz biz zaten. Ali Bey'i tanıyoruz. Ama birleşmiş olmasını kabullenemiyoruz. Kendi başına olduğunda daha güçlü olacağını düşünüyorum ben. Peki Yozgat daha önceki genel seçimlerde %78 gibi yüksek bir oranla AK Parti'ye oy vermiş bir ilimiz. Peki bu seçimlerde bu oranın değişeceğini düşünüyor musunuz? Daha mı artar yoksa azalış olmuş mudur? İnsanlar ne düşünüyorlar bu bölgede? Yani gelen müşterimiz halkın nabzına bakarsak kayıp var, mutlaka var. Tepkiler var. Ama Yozgat'ta gene birinci parti olacağını düşünüyorum AK Parti'nin. Deva Partisi'nde şansı vardı bence. Birlikte olmaktan ziyade yalnız başına girseydi daha şanslı olacağını düşünüyorum. Peki şunu merak ediyorum. Yozgat'ta insanlar neyle geçiniyorlar? Yani daha çok esnaflık, memurluk mu vardır, yani, çiftçilik tabii, var mıdır? Çiftçilik var, tarım var, işte memur hayatı var, esnaf var. Nüfusumuz çok yüksek değil zaten. Ben öyle düşünüyorum yani, bilemiyorum. Burada tarım daha çok ağırlıklıdır. Hayvan sağlığı. İnsanlar bu yıl gerçekten verimli tarım yapabildiler mi? Bu yıl biraz daha yağış oldu. Yağıştan dolayı meyve sebze biraz daha iyi oldu. Ekin olayı dediğimiz ekmek pişmek daha iyiydi önceki yıllara nazaran. Tabii çiftçiyi de petrol fiyatları, gübre fiyatları çok etkiledi. O ayrı dava. Siz kuyumcu dükkanında çalışıyorsunuz. Evet. Peki yani mesela bir yıl, iki yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda şu anki satışlarınız, işte mal tabii alımlarınızda... Tabii daha da düştü. Çünkü altın fiyatları çok yükseldi. Döviz fiyatları yüksek. Alım gücü daha az. Bunu kabul ediyoruz. Ama şükretmek lazım tabii ki. Yozgatlı gençler burada iş bulabiliyorlar mı? Yoksa buradan gitmek mi istiyorlar, kalmak mı istiyorlar? Çok merak ediyorum. Onlar ne düşünüyorlar? Yani toplum olarak şimdi Yozgat veya İç Anadolu'yu değerlendirirsek kaliteli, kendini yetiştirmiş, iyi bir okulu okumuş genç
İç Anadolu hiçbir ilimde durmak istemiyor zaten. Yani daha başka arayışlar içerisinde oluyor. Buradakiler belli aile dediğimiz aileden kopamayan insanlar kalıyor zaten Gözde'de. Ben de bir dönem diğer şehirlerde yaşadım, oralarda işlerde çalıştım. Tekrar dönme amacımız zaten aile oluyor. Biz çekirdek aileye bağlı toplumuz. Başta söyledim ya, şeyiz yani, muhafazakarız. Dolayısıyla gençler çalışmak isteyene çok iş var. Yeter ki helaliyle ekmeğini kazanmak istesin. Siz daha önceki seçimlerde AK Parti'ye mi oy verdiniz? AK Parti'ye de verdim, MHP'ye de verdim ama hep sahaya verdim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Bu seçimlerde de Cumhur İttifakı'na mı oy vereceksiniz? Muhtemelen Cumhur İttifakı olur. Yani mesela örnek veriyorum. Davut Bey de, Ali Bey de yalnız olsaydı belki düşünebilirdim ama diğer tarafta oldukları için düşünmüyorum açıkçası. Evet. Muhtemelen Cumhur İttifakı olur. Geleneksel altılı masada CHP'ye yönelik olarak bir kaygı, tedirginlik ve endişe içerisinde olduğunu biz de gözlemliyoruz. Ama bu sonuçta arkadaşlar 2002'den yaklaşık karanlık daha geniş seçmen altılı masanın Türkiye için ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini ve bu konumdan ancak birlikte çıkabileceğimiz gerçeğini kabul ediyorlar. Devam Partisi demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük vaat ediyor. Bu dördü yerine gelince zaten 7 bin doları yakalamış bir Türkiye, iktidarlı bir Türkiye, büyük bir Türkiye'ye dönüşeceğiz.